Evet. Evet diyoruz, evet diyoruz ama evetin sonunda ne gelecek bilmiyoruz. Ortalık karışır, karışabilir. Yani efendim böyle zinde güçler, Siyonistler, Yahudi uşakları, efendim İngiliz ajanları tetiktedirler, bekliyordurlar. Efendim tekrar böyle milleti birbirine düşürmek, karıştırmak. Efendim ve bu efendim evet hayır meselelerinden bizi birbirimize düşürüp yeniden efendim pilavı başa sarmak. Efendim tekrar efendim Müslümanların elinden bu iradeyi, bu idareyi almak için gayret edebilirler. Dolayısıyla buna da hazırlıklı olacağız. Yani zuhuratla konuşuyoruz. Bir darbe hazırlığı vesairesi bu seçimlerden sonra vesaire olabilir deniyor. Dolayısıyla efendim biz inşallah dik olacağız, birlikte olacağız. Efendim idarecilerimizin şu andaki idarecilerimizin yanında olacağız. Efendim en azından efendim dizimizi dövecek kararlar almaktan uzak duracağız. Ah niye şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diyenlerden olmamak için en azından indi ilahide mesul olmamak için efendim bizden olan ulul emre itaat ederek bir şekilde onların yapmak istediği, ulaşmak istediği hedeflere bir şekilde ulaşmak için, ulaşmaları için, ulaşmamız için yardımcı olacağız ki inşallah efendim en azından üzerimizden mesuliyet kalksın. Evet İbrahim Pek efendim öyle dermiş. O zaman efendim tabii ilk defa İslam hareketler ortaya çıkıyor vesaire. Biz dermiş siyaseten efendim hocamıza biat ettik dermiş. Evet. Biz de bugün onun devamçıları olan kardeşlerimiz can siperhane çalışıyorlar. Biz de efendim bir şekilde siyaseten biat ettik. Asaleten onların biatı bizedir. Yani bizim devletimiz 1400 sene önce kurulmuştur. Efendim Cumhurbaşkanımız hiç değişmemiştir. Efendim bakanları, başbakanları, milletvekilleri gelip gitmiştir. Evet, Evliyaullah Hazaratı. Evet. Onların varlığıyladır bu alemin devamı. Onların varlığıyladır efendim bu işlerin bekası. Dolayısıyla bunu ister bilsinler, ister bilmesinler. Biz burada efendim nöbetimizi tutuyoruz, vazifemizi yapıyoruz, yapıyorsunuz. Allah eksikliğinizi vermesin, bu meydanları boşaltmasın. Efendim bu zikirlerin devamını nasip ve müessir eylesin inşallah. Evet. Ne diyoruz? Efendim bu zikirler böyle burada efendim birazdan yani siz buraya toplandınız ne sanıyorsunuz? Efendim bütün melekler, bütün efendim müvekkel melekler, efendim bilip bilmediğiniz bütün melekler efendim böyle şu anda onlar da böyle yavaş yavaş toplanıyorlar böyle. Efendim destur alındığı zaman, zikir başladığı zaman efendim onlar da biz efendim zikri idare edene tabi olarak böyle semaya kadar dileklenecekler. Hep birlikte Rabbimizi zikredecekler, zikredeceğiz inşallah. Evet. Böylece bir aşinalık olacak. Onlar sizi tanıyacak. Siz onları tanıyamasanız bile efendim onlar sizin şeyhinizi tanıyor. Sizin pirlerinizi tanıyor. Ruhaniyet Evliyaullah'ı tanıyor. Orada onların aleminde onların kuralları geçecek ve efendim Ehlullah'ın himmeti efendim ve tasarrufu orada devam edecek inşallah. İki cihanda tasarruf ehli olursa ruhu veli diyor Ehlullah. Evet iki cihanda da. Burada aşina olduğu adama, orada burada hürmet ettiği adama, burada idaresine tabi olduğu adama orada da tabi olacak. Efendim buyurun efendim ne diyorsunuz? Ya şu bizim gobelleri bize bırakın da şöyle hep beraber cennete girelim diyeceğiz yani. Başka ne diyeceğiz değil mi? Efendim ondan sonra böyle efendim bir aşinalık olacak, bir tanışıklık olacak. Efendim siz efendim orada başka kurallar geçecek. Orada başka torpiller geçecek. Orada efendim Fatih Efendi'ye kıymet vermeyen, Uşaki dervişine değer vermeyen, efendim bizleri böyle kerih basit görenler orada bakacaklar ki ulan bunların hepsi birer sultanmış ya. Hepsi indi ilahide kıymetliymiş. Beynel melaike efendim faziletliymiş diyecekler. O zaman dizlerini dövecekler. Göçtü kervan kaldı dağlar başında ha. Dolayısıyla kardeşlerim yani ne varsa işte bu zikir meclislerinde var.
Efendim bu ilim meclislerinde var elhamdülillah. Rahmeti ilahi burada. Efendim lütfu ilahi burada. İhsanı ilahi burada. Cenneti ilahi burada. Fazlı ilahi burada ve burada olacak inşallah. Hepiniz karlısınız. Hepimiz karlıyız. Efendim inşallah inşallah şöyle veya böyle. Fatih Efendi 17 senedir bu irşat postunda Uşaki tarikatının efendim gemisini sekbe idaresinden mesul olarak halifeleriyle, zakirleriyle, rehber ikvanlarıyla efendim bu yola efendim devam ediyor. Bu süreç içinde nice kardeşlerimiz, nice büyüklerimizi öbür tarafa gönderdik elhamdülillah. Efendim sahili selamete erdirdik, eriştirdik elhamdülillah. İnşallah sizler de, bizler de dedelerimiz gibi Uşak tarikatının İç Anadolu'da hizmet ettiği 100 senelik efendim süreç içinde efendim cennete cemale kavuşturduğu efendim dedelerimiz, atalarımız, nenelerimiz, büyüklerimiz gibi biz de onların kervanlarıyla beraber inşallah efendim öbür alemde cennet ve cemale kavuşacağız. Efendimiz sağ olsun Livayham sancağı altında haşru cem olacağız ve efendim sorgu sual efendim meleklerinin yanına geldiğimiz zaman onlar bize diyecek Allah ruh kalabalık etmeyin. Bugün bizim çok işimiz var. Siz doğru cennete girin diyecekler Allah'ın izniyle. Bila sorgu, bila sual Allah'ın lütfu keremiyle. Meşayihin tasdiki ve sözüyle. Efendim Allah'ın lütfu keremiyle ve tabii ki sizlerin de biatlarınızın bereketi ve gerektiğini yapmanızın suretiyle bunu da antiparantez belirtilelim. İnşallah billah sorgu billah sual inşallah hep birlikte cennete gireceğiz. Nasıl mı olacak? Nasıl mı olacak? Evet. Mute kable ente mut sırrına mazhar olan haşrı neşri anda gördüğü nefhayı sur olmadan diyor. Evet. Seyri sülük yoluna girdiniz. Seyri sülüğünüzü itmam ettiniz ve bu bahsettiğimiz şeyleri gördünüz ve geçirdiniz. Yani İleride mukadder olacak yolculuğunuzu daha burada bitirdiniz. Ondan sonra efendim işte öbür tarafa geçtiğiniz zaman efendim inşallah sırat-ı yıldırımı geçip cennete duhul edeceksiniz ve bila sorgu bila sual oraya girdirileceksiniz inşallah. Şek şüphe var mı? Elhamdülillah yok. Niçin? Sadaka Resulullah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü var. Bir ilim talibi olan kişi o ilmi öğrenmek için bir hocanın dizinin dibine otursa. Şimdi hepiniz buraya oturdunuz. Niçin oturdunuz buraya? İlmi ilahiye talip olarak, Allah'ın aşk ve muhabbetine talip olarak, onu bilmek ve tanımak gayesiyle, ona vuslat etmek için, ona yakınlık, kurbiyet kesbetmek için hepiniz buraya oturdunuz. Dolayısıyla efendim bir şekilde efendim bu ilmi öğrenmek için madem ki buraya oturdunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki o kişi eğer o öğrenmek istediği ilmi tahsil edemeden ruh teslim etti ise efendim kabir hayatında, berzah aleminde o kişiye öğrenmek istediği ilim öğretilir ve huzur Rabbil alemine o ilmin arifi olarak getirtilir buyurmaktadır. Sadaka Resulullah. Dolayısıyla bizler de madem ki vuslat talipleriyiz, madem ki marifetullah ehilleriyiz ve bu iş için efendim buralara geliyoruz, efendim bu emeği, bu say ve gayreti gösteriyoruz, bunun için diz çöküyoruz. Efendim Rabbimizden bir hitabı ilahi duyabilmek için, onun ismini zikredebilmek için, onun ismini zikreden meleklerle beraber, efendim alemin lahut, alemi ceberut, alemi melekut, alemi şuhut aleminin efendim karıştığı, kaynaştığı bu mekanda cem olarak madem ki buralara geliyoruz ve efendim meleklerle bir kardeşlik, bir ünsiyet madem ki oluşturuyoruz. İnşallahü Teala bu öğrenmek istediğimiz bilgi efendim velev ki dünya hayatında efendim bir şekilde hal hayattayken bu işi tamamlayamasak bile seyr-i sülüklerimiz bize kabir aleminde tamamlatılacak ve arifi billah olarak bu kabir aleminden çıkarılacak ve efendim ehlullah olarak livayham sancağında haşr olarak ve cennet ve cemale kavuşturulacak ve büyüklerimizin piranın yanında ve yakınında ve kurbunda iskan olacaksınız inşallah. Dolayısıyla efendim işte
efendim varsın onlar bize efendim bunlar işe yaramaz desinler. Varsın zamanın gerisinde kaldı desinler. Mürteci desinler, ne derlerse desinler. Efendim inşallah Rabbimin sözüyle, Rabbimin efendim Habibi Edibi'nin sözüyle efendim sizler en yüksek makamlara yerleştireceksiniz. Niçin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Nebiler, sıddıklar ve şehitler makamlarına rücu ettiklerinde kendilerinden daha nurlu makamlar görürler. Ve efendim onlar o makamlara imrenirlermiş ve ondan sonra sorarlarmış. Ya Rabbi bunu hangi enbiyan için, hangi dostun için hazırladın bu makamları dedikte Rabbim Celle Celal diyecekmiş ki hayır onlar enbiya makamları değildir. Dün ayrı ayrı beldelerden, ayrı ayrı kariyelerden oldukları halde sırf benim rızam için bir araya gelip benim ismimi anan aşık kullarım için o makamları tahsis ettim, o makamları hazırladım diyecekmiş Rabbim Celle Celaluhu. İşte elhamdülillah demin saydık. Ankara'dan, Çankırı'dan, Çorum'dan, Sungurlu'dan, Delice'den, efendim işte İstanbul'un değişik efendim ilçelerinden, falan yerden filan yerden, efendim ayrı ayrı sürtlerden, ayrı ayrı memleketlerden, ayrı ayrı yurtlardan olduğumuz halde bizi buraya toplayan şey nedir? Rabbimizin aşkıdır, muhabbetidir, mahisidir. Efendim biz canımızı biz yani efendim sokakta bulmadık. Birazdan burada efendim 9-10 şiddetinde deprem olacak. Böyle ortalık sallanacak, karışacak. Efendim belki de tak trak diyecek. Birisi canını buraya bırakacak. Bırakanlar olmuştur, çoktur yani elhamdülillah. Dolayısıyla biz fedai can etmek için, burada Rabbimizin ismini anmak, zikretmek için ve o efendim marifetullah ilmini kesbetmek için yakınlık ve kurbiyeti elde etmek için elhamdülillah bu ilim zikir meclislerine müdavimet ediyoruz, edeceğiz. Su teslisi su yolunda kırılır misali gelirken giderken efendim tesbih çekerken efendim yatarken kalkarken bir de bakacağız ki emr-i hak vaki olmuş bu hal üzere bu minval üzere bir dahaki hafta bir dahaki perşembe tekrar zikire gelmek niyetindeyken emaneti Rabbimize teslim edeceğiz. Ve ondan inşallahü teala Rabbim o müjdesine bizleri eriştirecek. Nebiler, sıddıklar, şehitlerin gıpta ettiği makamlara, aşık kulları için hazırladığı makamlara inşallah sizleri bizleri iskan edecek inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim menziliniz mübarek olsun, işiniz mübarek olsun, mesleğiniz mübarek olsun. Öyle böyle öyle güzel bir işe talipsiniz ki bırakın sizi efendim miskin desinler, bırakın işe yaramaz desinler. Bırakın ehli dünyada, ehli ukbada her birisi bir sev. Allah'ım gerek dediği gibi efendim biz inşallah Rabbimizi talep eden ilahi ente maksudu ve rıdaka matlubu diyen maksadımız muradımız illa rızan ve nuru cemalini görmek isteriz ya Hazreti Allah diyen aşkını gönlümüzden zikrimizden kesme ya Allah diyen insanlar olarak inşallah o güzel makamları ahsedeceğiz Allah'ın lütfu keremiyle. Yalnız buradan sizden istenen şey nedir? Sabır ve sabattır. Sizden bizden istenen şey nedir? Sadakattir. Efendim hıyanetten, delaletten, gafletten, efendim uzak durmaktır. Efendim ehlullah'a, efendim hüsnü zanda müstakim olmaktır. Efendim acabalardan uzak durmaktır. Efendim durmaktır. Eğer biz bununla muvaffak olur isek, efendim kavi bir imanla bulunduğumuz kapıya, efendim tam bir teslimiyetle, efendim başımızı eşiğe koyabilir isek, bu yola rağm olabilirsek ve bu hal üzere müstakim olabilirsek Allah'ın lütfu keremiyle inşallah efendim bu menzilleri aşacağız. Bu vakitler hızlı bir şekilde geçecek. Su yolunda kırılır dediği misali inşallah efendim bu emaneti Rabbimize teslim edeceğiz. Ve Rabbimiz için geçirmiş olduğumuz bu ömür inşallah bu mübarek mesai inşallah bizi cennet ve cemale inşallah kavuşturacak. Evet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu le ömruk diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrüne yemin etmiş. Le ömruk ey Habibim senin ömrüne yemin olsun.
senin geçirdiğin o 63 seneye yemin olsun demiş. Ne mübarek bir ömür. Allah için, efendim cihad için üzere, efendim Allah'ın dinini yaymak üzere, efendim alemlere rahmet olmak üzere gönderilen o mübarek nebinin alıp vermiş olduğu nefeslere Cenab-ı Hak kasem etmiş. İnşallah bizler de karınca karınca onun ümmeti olarak leumruk dediği, ne güzel kulum, ne güzel bir ömür geçirdin. İlim meclislerinde, zikir meclislerinde, takva meclislerinde, efendim nefeslerini boşa alıp vermedin, efendim haramlardan uzak durdun, efendim helal sülük ettin, yanlış işlerden uzak durdun diyecek ve emaneti teslim ettiğimiz zaman hoş geldin, gel beru ey benim kulum denecek inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim, bunun için benim sizlerden ricam, hususen gençlerden ricam şudur ki, evet, bu yapmış olduğunuz zikrullah ekstra bir şeydir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de Cenab-ı Hak kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. İbadetlerle severim. Bir kulumu sevince onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, konuşan lisanı olurum buyurmaktadır. Demek ki bizden sorulacak şey efendim ilk etapta farz ibadetlerdir. Yani benim gençlerden, hususen ihvanımdan ricam, namazımızı kılacağız. Yani 5 vakit namazımızı kılacağız. Yani bunun bir kaçarı yok. Önce namazımızı kılacağız. Efendim onun üzerine nafile ibadetlerle efendim bu ömrümüzü bereketlendirmeye gayret edeceğiz. Farz ibadetlerle Rabbimize yaklaşacağız. Nafile ibadetlerle, bu zikirlerle, ekstra muhabbetlerle beraber efendim bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın sevgi ve muhabbetini kazanacağız. Ve öyle bir hal olacak ki bu yakınlık ve kurbiyeti kazandığımız zaman bizden konuşan, bizden tutan, bizden işiten, bizden duyan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu olacak. Yani öyle bir sırrı bir şekilde bu tarikatın usul ve erkanına riayet ederek yakalamaya gayret edeceğiz inşallah. Dolayısıyla kardeşlerim, yani bunu zaten söylemeye gerek yok ama yani bu efendim biz devamlı söylüyoruz, bunun tekrarında belki yeni gelen kardeşlerimiz vardır. Biz bu yola girenlerden ne istiyoruz? 4 şey istiyoruz. 1, abdestsiz yere basmayacaklar. 2, efendim 5 vakit namazı ilk vaktinde cemaatle kılmaya gayret edecekler. Efendim 3, almış oldukları dersi seher vakti, sabah namazından önceki vakitte çekecekler. Efendim 4, haftada bir halakayı zikrullah'a girecekler. Bu hal ve minval üzere müstakim devam edecekler. Yani kim bu dediklerimizi yapar, bu hal üzere bize biat eder ve bu sözümüzü dinler ise Allah'ın lütfu keremiyle eğer burada bir mahsur olur, burada bir efendim bir zarar olur, burada bir hatar olursa öbür tarafta gelsin efendim bizim yakamıza yapışsın ki efendi sen böyle dedin de böyle olmadı. Sen bize bu şeyleri söyledin ama bunun bize faydası olmadı deyip gelip benim yakama yapışsınlar. Böyle bir şey mümkün değil Allah'ın lütfu keremiyle. Ve inşallah demin de bahsettiğimiz gibi eğer efendim bu dediklerimiz yapılırsa, bu hal üzere biat edilirse. Daha önceki sohbetlerimizde de söyledik. Bizim sözlerimizi efendim mugalatayla çeviren, efendim kendimize sanki efendim bir hal veriyormuşuz, kendimizde bir şey varmış gibi ifade edip de bunu yanlış anlayan ve anlatmaya çalışanlara söylüyoruz. Efendim elimizi öpen cennete girecektir dedi. Aslında elimizi öpmek demek biat etmek, sözümüzü dinlemek, bu dediklerimizi yapmak demektir. Her kim bunu yapar da eğer cennete girmezse onun nabalı günahı benim üzerime olsun. Onun çekeceği, sizin çekeceğiniz bütün günahları Cenab-ı Hak benim üzerime yüklesin. Eğer hani bu şekliyle söylüyorum, kasemle konuşuyorum. Yeter ki bu dediklerimizi yapın. Bu hal ve minval üzere müstakim olun. Ve ondan sonra da inşallah bila sorgu bila sual inşallah hep birlikte efendim cennete gireceğiz ve nebilerin, sıddıkların, şehitlerin bile gıpta ettiği makamları Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizlere, bizlere inşallah hazırlamış olacak. Yalnız demin de söyledik, hıyanet olmayacak. Efendim gaflet olmayacak, dalalet olmayacak, hile hurda olmayacak, saf ve temiz olacaksınız. Yani adam efendim eğer buraya gelen adam geliyorsa acaba bu adam şeyh mi?
acaba bu tarikat hak tarikat mı? Acaba efendim acaba diyor ise acaba diyen buradan geçer gider yani. Ama efendim samimi olursa, sadakatli olursa, müstakim olursa ve bu dediklerimizde yaparsa inşallah efendim bu müjdeler sizleri ve bizleri bekliyor. Ve inşallah bu güzel efendim mesailerin nihayetinde Cenab-ı Hak sizin ve bizim ömrümüze de le ömrük diyecek. Siz ne güzel yaşadınız ey benim kullarım. Sözüme itaat ettiniz. Şeriatın emirlerini yerine getirdiniz. Peygamberin sünnetine ittifak ettiniz. Efendim abdestsiz yere bak. 5 vakit namazı ilk vaktinde zamanında cemaatle kıldınız. Efendim aldığınız dersleri seher vaktinde huzurda çektiniz. Efendim halakayı zikrullah'a girdiniz. Benim meleklerimle birlikte zikrettiniz. Ben bunun şahidiyim diyecek bizatihi Cenab-ı Hak. Ve inşallah sizleri ve bizleri cennet ve cemale kavuşturacak, ulaştıracak inşallah. Cenab-ı Hak bu minval üzere bizlere istikamet nasip eylesin. Rabbim bu istikamet üzere inşallah olan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak nefsimize uydurmasın, şeytana uydurmasın, şeytanlaşmış insanlara uydurmasın. Hasitlerin hasedinden, şerlerin şerlerinden bizi korusun ve muhafaza eylesin. Bu son sözü niye söylüyorum? Kardeşim mesleğiniz çok kıymetli bir meslek. Meşrebiniz çok kıymetli bir efendim meşrep. Dolayısıyla yani şeytan aleyhine onun avaneleri, onun işbirlikçileri, efendim onun bu yoldan ayağını kaydırdıkları efendim şu anda size gıpta ediyor ve sizi de buradan ayıklamak için, efendim sizi de buradan kaydırmak için belki efendim vakit ve zaman kolluyor. Hafazan Allah ve İyyakum, nefsim dahil olmak üzere Cenab-ı Hak böyle bir akıbetten bizi, sizi korusun, muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak her türlü kederattan, kötülüklerden korusun ve muhafaza Amin. Eylesin. Müstakim olarak bu yolda efendim kalabilmeyi, bu hal ve minval üzere emaneti Rabbimize teslim edebilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Rabbim hepinizden, hepimizden hoşnut ve razı olsun. Amin.